Evet, öncelikle bizim için çok zor bir ikili maç vardı. Öncelikle bir tanesi Ankara Gücü, diğeri de Balıkesir'di. Balıkesir'den önce Ankara Gücü maçı bizim için gerçekten çok önem arz ediyordu. Hem rakibimiz hem de içeride 4'te 4 yaptıktan sonra mağlup olduğumuz bir takımdı. Rakibimize avantaj sağlamak için orada kazanmamız gerekiyordu ki çok şükür kazandık. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum orada da. O maçın önemini biraz daha artması için burada Balıkesir Spor maçını kazanmamız gerekiyordu. Altınordu faciasından sonra tekrar içeride kendi evimizde taraftarımızın önünde puan kaybetmek istemiyorduk. Biz iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum ben. Özellikle ilk yarıda birazcık daha durağan oynadık, birazcık daha kontrollü oynamaya çalıştık. Çünkü Altınordu maçına baskılı oynamıştık, zararlarını gördük. Birazcık daha kontrollü oynamaya çalıştık. İkinci yarı özellikle ilk yarının son 5 dakikası ve ikinci yarı full üstüne oynadığımızı düşünüyorum ben. Baskılı oynadık. Neticesinde kilidi açtık. Çok şükür bana nasip oldu. Bu hafta bana nasip olur. Geçen hafta Samu'ya, önümüzdeki hafta inşallah bir başka arkadaşımıza. Ama kilitler inşallah hep açılır. Yolumuza emin adımlarla puan kaybetmeden devam ederiz. O trabalho do treinador, trabalho do grupo, o desempenho aumenta cada vez mais o treinamento e ajuda no jogo. Pode falar. Performansım olarak ben bunu kişisel bir performans ürünü olarak düşünmüyorum. Kişisel bir performans meyvesi olarak düşünmüyorum. Hep beraber takım olarak çalıştığımız için böyle bir meyve elde ettik. Birinci olmayı bu şekilde elde ettik. Kendim sürekli antrenman yaparak performansımı yükseltmeye çalışıyorum. Tu treinando bem, treinando com força, com vontade. O teu treinamento, o que tu fizer no treino, obviamente vai ser visível no jogo. Yani antrenmanları ne kadar içten yaparsak, bunlar da maçta daha iyi görebiliyoruz zaten. Ne kadar iyi antrenman yaparsak maçta da sonucunu görebiliyoruz. Ter jogado no Grêmio, ter estado aqui hoje no Rizas, porque muitos queriam ter essa oportunidade que eu tô tendo e graças a Deus eu tenho, pode falar isso. Oynamama bakmadan takımın başarısına odaklandığım için, başarı alırsak, eğer galibiyet elde edersek, ben ona odaklı olarak baktığım için tabii ki mutlu oluyorum. Ve Allah'a da şükür ediyorum ki burada yine de şans bulabiliyorum. Gremio'da da oynarken bu şekilde şans buluyordum. Allah'a şükrediyorum bunun için. Bu yüzden çok mutluyum. Acho que não tem nada melhor do que comemorar uma vitória depois com o grupo, com a família. Isso é muito importante. Maçtan sonra galip gelirsek eğer takımla beraber bu galibiyeti paylaşmak, bu mutluluğu yaşamak bence hiçbir şey bundan daha değerli değil. Ailemle bunu paylaşmak hiçbir şeyden daha değerli değil. Porque também temos que lembrar dos nossos momentos difíceis, porque todos os jogadores vão passar um momento difícil no clube. Então quem vai estar conosco vai ser nossos familiares, vai ser os torcedores, vai ser o nosso grupo que vai estar sofrendo. Yani bir futbolcu tabii ki zor zamanlar geçirir. Bunu herkes de hak verir ki futbolcular zor zamanlar geçirebilir. Bu durumlarda takım arkadaşları, ailesi, kulübü o futbolcuya yardımcı olur.